Capital Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sunar. Kahve Bahane'nin yepyeni bir bölümüne TV 100 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün konuğum moleküler biyoloji ve genetik uzmanı doktor öğretim görevlisi Erdem Tezcan. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Evet. Bağırsak sağlığı neden önemli? Bağırsaklarımız doğru çalışmazsa neler olur? Şimdi bağırsaklarımız önemine istinaden ikinci beyin olarak nitelendiriliyor. Bunun nedeni de şöyle. Bağırsaklarımızdan kanımıza toksinler salındığı zaman kan yoluyla bütün hücrelerimize, bütün doku organlarımıza etkileyip bütün vücudumuzda, bütün doku organlarımızda birbirinden farklı birçok sorun oluşturabiliyor. Hı hı. Bağırsaklarımız sağlıklı olduğu zamansa yediğimiz gıdalardan bağırsağımızdaki faydalı mikroorganizmalar faydalı bileşenler üretir. Çeşitli vitaminler, peptitler, hormonlar vücut sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi de yüksekte tutar. Hı hı. Yani bağırsaklarımız iyi çalışırsa sağlığımız da yüksektir. Bağırsaklarımız kötü çalışırsa vücudumuzda birçok sorun oluşur ki birazdan da söyleyeceğiz onları. Bağırsaklarımıza ikinci beyin siz de söylediniz biraz önce deniyor. Evet. Bunu son yıllarda daha çok duymaya başladık evet. Değil mi? Bu kanıya nasıl varıldı peki? Nereden yola çıkıldı? Şimdi dediğiniz gibi son yıllarda bu çıktı. Çünkü bilimsel araştırmalar daha çok moleküler mekanizmalar üzerine gidiyordu. Hı hı. Fakat bağırsağımızdaki bakteriler üzerinde çok yoğunlaşılmamıştı. Bazı istatistikler görüldü. Örneğin Parkinson hastalarının çok büyük bir kısmında kabızlık olması gibi. Hı hı. Çok bariz bazı nedenler gözüktü. Bağlantılar bulundu. Tabii yani. Mesela otizmli bazı çocuklarda ağır antibiyotik tedavilerinden sonra otizm başlaması gibi bazı durumlarda. Bazılarında yüksek derecede kabızlık olması gibi bazı ilişkiler görüldü. Tabii sadece kabızlık değildir. Bağırsak bozulması sadece kabızlık olarak göstermez ama bunlar çok ciddi bir ilişki ortaya koydu. Hı hı. Daha sonra moleküler mekanizmaları, hangi mikroorganizmalar, hangi moleküller diye detaylara girildikçe artık bilim dünyası bağırsaklarla tüm vücut sağlığımız arasında ilişkiyi daha da ortaya koydu. Yani bağırsağın önemini biraz geç de olsa anladık diyebiliriz. Tabii ve peki, son yıllarda oldu bu. Bu mikroorganizmalardan hep bahsediyoruz. Ben de böyle arkadaşlarımla falan konuştuğumda orada başka bir dünya var. Orada bizim için yaşayan canlılar var evet. Dediğimde insanlar çok şaşırıyor. Biraz onlardan bahsedelim mi? Bir bağırsaklar bir kere çok büyük bir organ. Tabii. Çok şaşırtacak yeni bilgiler de söyleyeyim. Şimdi bağırsağımızda bakteri, virüs, mantar, maya, küf, birçok mikroorganizma birlikte yaşar ve karışık halde yaşarlar. Hı hı. En şaşırtıcı yanı ise bağırsaklarımızdaki mikroorganizma sayısı bizim vücudumuzdaki insan hücre sayısının 10 katıdır. 10 katı. Yani wow. Biz kendimizde insan hücresinden 10 kat daha fazla mikroorganizma taşıyoruz. Kendimizden yani daha çok mikroorganizmayız. Orada bizden daha büyük bir canlı evet, topluluğu sayı, var. Evet sayı olarak 10 kat. Yani yaklaşık 10 trilyon insan hücresi var bizde. 100 hı. trilyon tane de mikroorganizma var. 10 kat fazla mikroorganizma var ve buradaki aralarında da rekabetler var. Çeşitli hı hı. bakteriler, virüsler, mantarlar aralarında bir rekabet. Burası bir dünya gibi düşünmemiz lazım. Aynen ve bu dünyaya bağırsak bağırsak florası veya mikrobiyota deniyor. Hı hı. Ve herkesteki mikrobiyota oranı yani dağılımı birbirinden farklıdır. O yüzden mikrobiyota parmak izi diyoruz biz bunlara. Çünkü herkesteki farklı birbirinden. Herkesinki farklı yani. Tabii. Herkesin orada yaşayan canlısı, mikroorganizması farklı. Canlı çeşidi ve bunların dağılımı birbirinden farklı. Hı hı. Doğrusu var mı peki bunun? Doğrusu yani şöyle bazı mikroorganizmaların daha fazla sayıda olmasının sağlıkla ilişkili olduğu görülmüş. Bazı hı. patojenlerin artmasının çeşitli hastalıklar yaptığı görülmüş. Hani doğrudan ziyade yanlışlar daha çok biliniyor günümüzde. Çünkü o kadar çok mikroorganizma var ki ve bunlar tek başına da laboratuvarda kültür edilemiyor. Fakat insanlarda bir takım sıkıntılar olduğu zaman SDF, egzama, vitiligo, kabızlık gibi veya migren, otizm gibi bu insanların bağırsağındaki hangi mikroorganizma daha fazla, hangisi daha az istatistikler ortaya konulup hani bu hastalıklara neden olan mikroorganizmalar veya bu hastalıkların şiddetini artıran mikroorganizmalar ortaya çıkarılmış. Otizm en enteresanı herhalde değil mi? Bu son tabii. zamanlarda konuşulmaya başladı. Tabii otizmin hani tamamen bir gelişimle alakalı bir şey olduğu düşünülürken bağırsağa da bağlı olduğu konuşuluyor. Tabii ki. Şimdi otizm bağırsaklarımızdan çok etkileniyor. Hı hı. Şöyle ki bu konuda da bir sürü yanında uluslararası hı hı. makaleler de getirdi. Hı hı. Çok sayıda var. Ben sadece hani başlıklarını yani çok sayıda makaleden bir kısmını getirdim.
Şöyle ki bağırsağımızdaki bazı mikroorganizmaların artması otizmle doğrudan doğru orantılı olarak bulunmuş. Hatta bazı bilimsel çalışmalar var. Örneğin otizmli çocukların bağırsaklarından alınan mikroorganizma örnekleri hayvan çalışmalarında hayvanlara nakledilip o hayvanların da otizm davranışları gösterdiği uluslararası makalelerde gözlemlenmiş. Ama sağlıklı çocuklardan bu deney yapıldığı zaman gözlemlenmemiş. Biz de kendi çalışmalarımızda buna rastlıyoruz. Özellikle bizim çalışmalarımız şu an hani otizm çok geniş skalada ve çok aslında daha tam olarak tüm mekanizmalar ortaya konulmamış bir hastalık. O yüzden bazı hani otizm bazı vakaların bazıları bağırsakla doğrudan ilişkili. Biz özellikle kabız olan otizmlerde çalışmalarımızı yapıp bu konuda yönlendirmeler yapıp bağırsaklarındaki zararlılığı atacak prebiyotik uygulamalarıyla çok güzel sonuçlar da aldık. Sonuçlar alabiliyoruz. Tabii peki ki. Bağırsak terapisi dediğimizde ne anlamalıyız? Bağırsaklarımızın önemini çok hissetmeye başladık bugünlerde. Nasıl terapi edeceğiz onlara? Şimdi bağırsak terapisi dediğimiz sistem bağırsaklarımızdaki zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırıp aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de dengede tutacak veya onu bağışıklık sistemi dengeden çıkarmayacak gıdaları beslenmektir. Şöyle ki bağırsaklarımızda zararlı mikroorganizmalar fazla olarak artarsa ki niye artar? İşte stres, kötü beslenme, çeşitli ilaç kullanımı gibi nedenler zararları arttırabilir. Bunlar arttığı zaman bağışıklık sistemini kontrolden yani dengeden çıkarıyor. Bağışıklık sistemin belli bir dengesi var. Bağışıklık sistemi bu toksinlere saldırarak çeşitli dokularda ve organlarda çeşitli hastalıklar yapıyor. Bizim bağırsak terapi sistemindeki amacımız bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmayı atacak beslenme sistemiyle ki prebiyotik takviyeler çok önemli bu beslenme sisteminde. Kesinlikle. Zararları şimdi onları atıp, da açıklayacağız. Tabii prebiyotik, probiyotik karışıyor. Tabii onları da söyleyeceğim. Zararları atıp faydaları artıracak prebiyotik beslenme. Ayrı zamanda kişiyi alerjik olduğu gıdaları tespit edip onlardan da uzak durmasını çünkü bağışıklığın da kontrol altına alması için bu iki sistemin birden yani prebiyotik beslenme bağırsaklara zararlar atmaya yönelik aynı zamanda zarar alerjen gıdalarına uzak duracak bir beslenme sistemi. Peki bu büyük bazı hastalıklardan bahsettik işte vitiligo, sedef hastalığı, otizm tabii gibi. Onların dışında ne gibi şikayetler bağırsakta işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor bize? Şimdi bize öncelikle dışkılama sorunları olarak gösterebiliyor. Bu ilk adımlar mesela kabızlık olabiliyor. Hayatı boyunca kabız yaşayan insanlar bile gördük ki bunları bile bağırsak terapisiyle sağlığına kavuşmasına yardım ettik. İshal de olabiliyor. Şimdi kimi mesela metan gazı üreten bakteriler bağırsak kasılmasına yavaşlatıp kabızlık yapar. Başka mikroorganizmalar da ishal yapar. Yani kabızlık da ishal de yine mikrobiyota bozukluğundandır. Bunlar dışkılama sorunları. Şimdi beyinde otizm olabilir, erişkinlerde multiple skleroz, yaşlılarda Parkinson, hep bağırsaklar işte ciğerlerimizde KOA, astım rahatsızlığı olabiliyor. Tüm metabolizmamızda etkileyen migren olabiliyor. Birbirinden farklı doku ve organlarda toksinler bu sorunlara neden olabiliyor. Bu gerçekten aşina olduğumuz bir şey değil. Yani bunların tabii, mesela KOA'nın, astımın bağırsağa bağlı olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorduk değil mi? Tabii. Son dönemde yani, bunlar. Şimdi çıkan birçok uluslararası yayın bunları artık gösteriyor. Arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Hatta bunların ana nedenlerinden biri olarak gösteriyor. Şimdi bağışıklık sistemimiz bir ordudur. Savaşçı bir ordu ve zararlı gördükleri toksinlere saldırır. Şimdi şunu da yapıyor bağışıklık sistemi. Bağırsaktan toksin kaçıp biriktiği yerlere de saldırıyor. Onun dışında şekil yani bağışıklığın saldırması neredeyse anahtar kilit gibi benzer bir sistemdir. Üç boyutlu yapısı toksinlere benzeyen bizim vücudumuzdaki doğal yapılara da saldırıyor. Yani bağırsaktan toksin kaçtığı zaman hem bu toksinlere hem de şekli toksine benzeyen bizim vücudumuzdaki doğal bileşenlere de saldırıyor. Yani bağışıklık sistemimize de saldırıyor aslında. Bağışıklık sistemi kendi dokularımıza saldırıyor. Buna otoimmün hastalıklar diyoruz. Neler olabiliyor otoimmün hastalıklarda? İşte otoimmün hastalıklar demin saydığım hastalıklar. Mesela ciltte olursa sedef, egzama, vitiligo, ürtiker, işte roza gül hastalığı gibi hastalıklar oluyor. İşte ciğerlerde olduğu zaman KOAH'a, astıma neden olabiliyor. Beyinde olduğu zaman otizme, işte multiple skleroz, MS yani birbirinden yani farklı hastalık. O kadar çok aslında hastalık saydık tabii ki genelinde eminim bu tip şikayetleri olan mutlaka seyircilerimiz vardır bizi izleyenler. Ve belki de bağırsaklara bakmak akıllarına gelmiyordur kimsenin değil mi? Tabii böyle çünkü bilmiyorum, ilişkilendirilmiyor. Hani farklı bir organ ama dediğim gibi ikinci beyin olarak nitelendiriliyor. Çok önemli merkezi bir organ. Nasıl evimizde sigorta bozukken birbirinden farklı birçok cihaz, birbirine hiçbir alakası olmayan cihazlar
arızalı çalışırsa ve sigortayı tamir edince hepsi düzelirse, tabii, bağırsakları düzeltince de vücut bütün vücut sistemi düzeliyor. Vücut kendisini düzeltiyor zaten. Peki bu bağırsak terapisi dediğimiz şeyden her yaş grubundan hasta faydalanabiliyor mu? Tabii ki. Hmm. Yani çünkü çocukluktan itibaren her yaş grubundaki hastalar faydalanabiliyor. Tabii ki farklı yaklaşımlar gerekiyor. Biz yaş gruplarına göre farklı farklı çözümlerimiz mevcut. Çocukken özellikle hani anne babalar, tabii, bu tuvalet sorununa baktıkları zaman bazı şeyleri daha çabuk yakalayabilirler. Tabii, değil mi? Yani kendisini ilk olarak dediğim gibi kabızlık veya ishal veya gaz gibi belirti verebiliyor. Ama bazı mikroorganizmalar daha sinsidir. Bu şekilde belirti vermeden de olabiliyor. İşte bu bahsettiğim hastalıklar da varsa bağırsak geçirgenliği testi yapmasını tavsiye ederim. Peki beslenme düzenimizin bağırsaklarımıza etkisi ne? Artık biraz öğrenmeye başladık. İşte fermente gıdalar tüketeceğiz, tabii, ki bağırsakları besleyelim falan gibi. Burada beslenme ne kadar önemli? Şimdi beslenme bağırsak dengemizin temelinde yatan bir şey. Şimdi bağırsaklarımızda demin de söylediğim gibi bizim vücudumuzdakinden bile çok daha fazla sayıda mikroorganizma var. Ve bunların ana besin kaynağı bizim yediğimiz gıdalar. Midemizde parçalanıyor gıdalar. Parçalanmayan kısımları önce ince bağırsak denebiliyor, sonra kalın bağırsağa geliyor. Buralardaki mikroorganizmalar bu gıdaları parçalıyor. Şimdi mikroorganizmalar bir topluluk halinde ve bu topluluk içerisinde orası bir köy. Bir rekabet var. Kimi mikroorganizmalar kimi gıdaları parçaladığı zaman daha baskın oluyor, daha çok çoğalıyor. Ya da kimi gıdaların içinde bulunan bazı koruyucular, bazı işte hazır gıdadaki bazı koruyucular da bazı mikroorganizmaları bastırıyor. O yüzden yediğimiz gıdalar doğrudan bu rekabete etki eden şeyler. Peki bu mikroorganizmaların iyileri kötüleri çözümlenebildi mi? Yani o kadar çok ki çünkü. Şimdi mikroorganizma sizler tabii. Bunları artık teşhis ediyor musunuz? İşte bir sürü işte makale var bu konuda. İstatistik yapılabiliyor ancak. Mesela bazı mikroorganizmaların kötü olduğu, mesela genellikle Clostridium tarz mikroorganizmaları, türü mikroorganizmaların genelde zararlı olduğu, işte Akkermansia'dır, Lactobacillus tarzı mikroorganizmaların genelde faydalı olduğu tespit edilmiş, ama bağırsağımızdaki mikroorganizmaların birçoğu da laboratuvarda kültür edilemiyor. Edilemediği için, yani laboratuvar ortamında çoğaltamadığı için bazıları da bilinmiyor. Yani hala zaten son yıllarda tüm makaleler şu son 10 yılda çok yoğunlaşmış. 10 yıldan daha yani öncesinde çok bir çalışma yok ve çok da daha yeni yeni çıkıyor. Peki soruların içinde var mı yok mu bilmiyorum ama ben kendimi sormak istiyorum. Tabii. İlk önce bu flora nasıl oluşuyor? Yani bebeklikten itibaren bunu daha iyi organizmaları beslemenin bir yöntemi var mı? Çok güzel soru. Şöyle, şimdi anne sütünün mucizevi bir etkisi vardır. Yani anne sütü özellikle bağırsağımızdaki faydalı mikroorganizmaları arttırıcı, zararları da azaltıcı bir etkisi var. İçerisinde bulunan laktoz ve bağışıklık sistemimizde uyaran çeşitli moleküller var. Bu bağışıklık sistemi ve sütün içerisindeki bulunan yapı prebiyotik etki göstererek bağışıklık sistemi de zararlılara saldırıp yok ederek ilk biz doğduğumuzda olabildiğince yani doğamız faydalı mikroorganizmalarla kaplamaya yönelik bağırsaklarımızı. O yüzden anne sütü çok önemli. Çok önemli ve normal yollarla doğum da çok önemli. Çünkü bebeğin... Şimdi onu soracaktım. Sezeryanla normal doğum arasında da o floranın oluşmasında bir fark var değil mi? Tabii floranın oluşmasında fark var. Sezeryan bu arada mecbur kalınca tabii ki yani kaçınılmaması gereken bir şeydir tabii ki mecbur olduğu zaman. Ama mecbur değilse mutlaka normal doğum tavsiye ederim. Çünkü bebeğin hem cildi hem de daha sonra ağzından içeri giren mikroorganizmalar sayesinde bağırsakları da sonrasında sağlıklı bir flora ile kaplanıyor ki cilt florası ve bağırsak florası çok önemli. Çok dediğim önemli. Gibi kendi vücut hücrelerimizden bile çok daha fazla sayıdan ki mikroorganizma toplumundan bahsediyoruz. Peki probiyotik nedir? Önce pro olanıyla başlayalım. Kavramlar tabii hep birbirine karışıyor. İsim de çok karışık. Keşke biraz farklı bir şey bulsam. Tabii birisi probiyotik, birisi prebiyotik. Nedir? Şimdi bağırsağımızda zararlı ve faydalılar karışık halde yaşıyor değil mi ya? Faydalı olanlarına pro diyoruz. Bağırsağımızdaki faydalı pro mikroorganizma. Pro yani artı. Evet, prolar yaşayan canlı mikroorganizmalar. İyi olanlar. Kötü olanları zaten patojen veya yani zararlı mikrop diyoruz. Ama mantar faydalı diyoruz, küf diyoruz falan. Tabii onların içinde de faydalılar olabiliyor. Onlara da probiyotik deriz yine. Ama zararlı olanlarına demiyoruz. Yani faydalılarına sadece probiyotik diyoruz. Canlılardır yani. O bağırsağımızdaki faydalı mikroorganizmalara probiyotik diyoruz. Evet ve özellikleri canlı olmalarıdır. Gıdalarda da alabiliriz tabii, yoğurttur, kefirdir, fermente gıdalarda olur. Ama midemizden geçerken çoğu ölüyor. Ama ölmeyenler bağırsağımıza ulaşıp orada faydalı bir ekosisteme katkı sağlıyor. Yani faydalılara pro diyoruz. Pro diyoruz. Şimdi bir de prebiyotikler var. Prebiyotik nedir?
Şimdi prebiyotikler özel teknolojiyle işlenmiş gıdalardır, cansızlardır. Hı-hı. Bağırsağımızdaki faydalı mikroorganizmaların sayısını arttıran, hı-hı, bağırsağımızda tutunmasını sağlayan ve rekabette zararlara karşı faydaların avantaj sağlamasını yani neden olan gıdalardır. Şöyle anlayabilir miyim o zaman? Bu probiyotikler bizim için iyi olan mikroorganizmaların, hı-hı, prebiyotik, yani prebiyotikler onların yemekleri. Evet. Gibi aslında düşün, prebiyotikleri basit anlatırsan. Evet, prebiyotikleri aslında zararlılar da yer, faydalılar da yer. Hı-hı. Ama içerdikleri özel bir teknoloji sayesinde, hı-hı, sadece faydalılar sayısı artar. Zararlılar tutun, yani bağırsaktaki ortamı değiştirirler prebiyotikler. Hı-hı. Bu ortama zararlılar adapte olamaz. Tabii ki özel teknolojiler gerekir. Şöyle ki prebiyotikler molekül yapısı uzun zincirli, hatta orta zincirli de olabiliyor molekül yapısı. Hı hı. Karbonhidrat yapılarıdır. Midede parçalanmaması lazım. Midede parçalanırsa tabii asli görevini yapamaz. Bağırsakta da mikroorganizmalar tarafından parçalanması lazım. Hemen kısa bir ara verelim hocam, sonra tekrar buraya gelelim. Benim için de çok merak ettiğim bir konu olduğu için ben de çok hararetle dinliyorum. Hı hı. Kısa bir aramız var, sonra tekrar buradayız. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam edecek. Kabızlıktan sedef, egzama, behçet, vitiligoya, KOAH'dan astıma, migrenden otizm ve multiple sklerozoya kadar birbirinden farklı birçok hastalığın bağırsaklardan kaynaklandığını söyleyen değerli bilim insanı doktor öğretim üyesi Erdem Tezcan, bağırsak terapisi beslenme sistemi hakkında değerli bilgileriyle ve geliştirdiği Devital Ace Plus Devital Kit sürümleriyle burada. Günümüz yaşam şartlarının getirdiği stres, sağlıksız beslenme, ilaç kullanımı gibi nedenler bağırsaklarımızdaki zararlı mikroorganizmalar arttırarak çeşitli toksinlere salmasına neden olur. Bu toksinler bağışıklık sistemimizi kontrolden çıkartarak kendi doku ve organlarımıza saldırmasına ve birçok otoimmün hastalığına neden olur. Bağırsak kolarası üzerine uluslararası yapılan birçok makaleden aldığımız ilhamla biz de üniversitelerle yaptığımız ortak ARGE çalışmalarını üzerlerine koyarak yerli ve milli teknolojilerle Devitale S Plus ve Devitale Kit ürünlerimizi geliştirdik. Bağırsaklarımızdaki faydalı mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. 4-10 yaş grubu çocuklar için geliştirilen Devitale Kit ürününün içerdiği prebiyotik bileşenler faydalı mikroorganizmaların bağırsakta gelişimini ve yaşamını destekler. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Peki hocam, prebiyotikleri doğal yollarla alabiliyor muyuz biz? Yani günümüz şartlarında özellikle. Evet, lifli gıdalar yediğimiz zaman doğal olarak alabiliriz. Ama dediğim gibi şimdi bunların aslında en süre satılanlar da doğal bileşiklerdir. Örnek veriyorum, akasya gamından, akasya ağacında elde edilen reçine, hindiba bitkisinden elde edilen inülin, bunlar da doğal bileşenlerdir. Onlar prebiyotik. Onlar prebiyotiktir, doğal bileşenlerdir. Midede yani özel olarak işlendikleri zaman ama özellikle mide parçalanmayıp bağırsağa ulaşırlar. Bağırsakta da parçalanıp mikroorganizma tarafından parçalanıp bağırsakta özel bir ortam oluşturur. Bu ortamda sadece faydalılar sayısı artıp zararlar azalıyor rekabette. Yani biz aslında işte prebiyotik olabilecek işte fermente gıdalar, lifli gıdalar gibi şeyleri tüketmeliyiz zaten. Tabii, çok faydalı. Ama aslında bizim amacımız midede onlar etkilerini yok etmeden onları bağırsağa ulaştırmak. Tabii ki bu da özel. O yüzden de özel işlenmiş ürünlerin faydası yani var. Özel işlenmiş, bu konuda üretilmiş ürünlerin çok daha faydası var ama yani doğal beslenecekse de tabii ki bu gıdalar, bu kaynaklar tüketilebilir tabii ki. Peki ben probiyotik de alıyorum takviye olarak. Hı-hı. Probiyotik de takviye olarak alınabiliyor değil mi? Yani tabii ben mikroorganizma mı alıyorum? Tabii ki canlı yaşayan mikroorganizmalar alıyorsunuz. Doğal kaynaklardan da alabilirsiniz. Yoğurt, hı-hı, kefir gibi. Dediğim gibi midede bir kısmı, hı-hı, hatta çoğu kısmı ölür ama bağırsağa ulaşan kısımları fayda gösterir. Hı-hı. Ama probiyotiklerle prebiyotiklerin kullanım zamanları ve ihtiyaç duyduğumuz zamanlar farklıdır. Hı-hı. Şöyle, bağırsağımızda mikroorganizma topluluğu yok olduğu zaman neredeyse, ki bu antibiyotikler bunu yapar, hı-hı, neredeyse yok eder. O zaman probiyotikler çok faydalıdır. Boş, hı-hı, olan bağırsak yüzeyine yani yediğiniz yerleşsin diye. Ama bağırsakta mesela ağır bir antibiyotik kullanmadıysanız bağırsakta zaten bir denge oluşmuştur. Faydalar zararlar yerleşmiştir. O durumda probiyotikten ziyade prebiyotikler daha faydalıdır. Probiyotin yani, bir faydası olmaz diyorsunuz. Yani kısmen olur tabii, kısmen olur ama yani, aha, çünkü yerleşmiştir. Yerleşmiş mikroorganizmaları probiyotikler oradan çıkartıp da kendisi yerleşemez. Ancak boşalan bağırsak yüzeyine, antibiyotik sonrası boşalan bağırsak yüzeyine probiyotik içilmesi daha faydalı ama antibiyotik kullanımı yoksa prebiyotiklerin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki çocuklar, hep diyoruz yani floranın oluşması ve gelişmesi çok önemli. Tabii. Çocuklar da probiyotik ve prebiyotik desteği kullanabilirler mi? Tabii ki. Yani kullanmasını ciddi, hı-hı, tavsiye ederim. Hı-hı. Çünkü bağırsaklardaki bozulma
Dediğim gibi bağırsaklardan kanımıza toksin karışımı neden olur ve bu tüm vücudumuzu etkiler. Çocuk yaşlarına itibaren bu toksinlerin salınması ileride çok büyük sorunlara neden olur. Sorunlara neden olur. Tabii ki. Yani şöyle anlıyorum değil mi? Biz tabii ki doğal gıdalarla, besinlerle, probiyotiğimizde, prebiyotiğimizde alalım. İşte probiyotik tabii. için fermente gıdalar, prebiyotik için lifli gıdalar. Ama onun dışında da mutlaka özel işlenmiş, bizim bağırsağımıza tabii. uygun, geliştirilmiş özel. Takviyeleri almakta fayda. Tavsiye ederim tabii ki. Tavsiye ediyorsun. Zararlıları atmak lazım. Peki çünkü. Bağırsak florasının, cilt florası ayrı bir şey. Bağırsak florasının cilde etkileri nelerdir? Şimdi şöyle... Bağırsak floramızın tüm vücuda etkisi olduğu gibi cilde de etkisi var. Bu konuda da yanımda birçok makale getirdim. Zaten hep bizim çalışmalarımız hep makaleler üzerinde. Şöyle ki bağırsaklardan zararlı mikroorganizmalar arttığı zaman bunlar çeşitli toksinler salarlar. Cilt sorunlarında durum şöyle oluyor. Bu toksinler kanımıza geçiyor. Cilde birikebiliyor. Cilde biriken toksinlere bağışıklık sistemi saldırıyor. Şimdi cildin birçok katmanı vardır. Hangi katmanda bu toksin biriktiğine bağlı olarak mesela bir katmanda birikirse sedef oluyor. Sedefin de türleri var. Farklı katmanlarına olduğu zaman farklı türleri. Egzama olabiliyor, vitiligo olabiliyor, behçet olabiliyor, roza hastalığı olabiliyor. Bunlar hep bağışıklık sistemimizin cildimizdeki dokulara saldırmasıyla olur. Bağışıklık yani... sistemi niye saldırıyor? Ya bu toksinler biriktiği için saldırıyor ya da cildimizde şekli toksinlere benzeyen bir şey vardır. Bağışıklık sistemi o toksin sanıyor onu ondan saldırıyor. Ona saldırıyor. Yani aslında cildinde de bir takım problemler yaşayan kişiler. Tabii. Demin saydığımız hastalıkların dışında işte KOA, astım, otizm gibi hastalıkların dışında cilt problemleri yaşayanların da yine bağırsağı kontrol ettirmesinde bir bağırsak geçirgenliğini var. Test etmesini tavsiye ederim. Zaten birçok yani, uluslararası yayın hep bunu göstermektedir. Bunu bağırsaklarla cildin ilişkisi. Peki hani, mesela sedef hastalığı olan bir kişi prebiyotik desteğiyle, doğru prebiyotik kullanımıyla bağırsağındaki doğru probiyotikleri, mikroorganizmaları tabii. çoğaltıp bu hastalığını tedavi edebiliyor mu? Tabii ki yani vücut kendi kendine tedavi ediyor. Çünkü sedef hastalığının ana nedeni zaten bağırsaktan kaçan toksinler. Bağırsaktan toksin karışını engellediğiniz zaman sorunu musluğundan, kökünden kesmiş oluyorsunuz. Artık bundan sonra vücut kendi kendine tedavi ediyor. Peki, ilk başlarda bağırsaktan toksin karışını kestiğiniz zaman şimdi bağışıklık sistemi sedefte ne oluyor? Cilde saldırıyor. Aynı zamanda bağırsaktan kaçan toksinlere saldırıyor. Evet. Yani aslında bir savaşan ordu bölünmüş oluyor. Bağırsaktan toksin karışını kestiğiniz zaman önce bütün gücüyle cilde daha önce toksin birikmiş yerlere saldırıyor. Ve tedavi ediyor. Önce lezyonlar bir artıyor. Hatta çıkmayan yerlerde de çıkabiliyor çünkü toksin birikmiştir. Daha sonra yine toksin gelmediği için geçiyor hastalık. Ha yani prebiyotik yani bağırsak terapisinde cilt problemi yaşayanlar bir süre şikayetleri yoğunlaşabiliyor mu? İlk başlarda çünkü daha önceden toksin birikmiş yerlere bağışıklık sistemi de artık bölünmüş olmuyor. Bütün gücüyle saldırıp öncelikle bir miktar kusma olabiliyor yani artma olabiliyor. Bu çok doğaldır. Ondan sonra tamamen geçiyor. Geçiyor. Vücut kendi iyileştiriyor yani. Peki kabızlık dediğimizde çok böyle genel geçer bir tabir. Kabızlık tam olarak kabızlığın tarifi nedir yani? Şimdi kabızlık uzun süre 3 gün ve daha uzun sürede dışkılamak ve zor dışkılamaktır. Şimdi insan hayatında herkes hayatında işte ne bileyim ara sıra bir iki kere zor dışkılama olur. Buna seyahatte olur. Bu hastalık denmez buna ama kronik olur. Bu rutin tekrarlıyorsa artık bu çok ciddi bir sorundur. Peki doğrusu aslında, her gün tuvalete çıkmak mıdır? Her gün bir en az bir kere hatta sağlıklısı 2 kere tuvalete çıkmaktır. Ve rahat çıkmaktır hani böyle kabız zor çıkmak değildir. Kabızlık hem dışkılama konforunu bozan bir şey ama daha da ötesi dışkılama sırasındaki zorlama hem tansiyondur, vücudumuzdaki basınç tüm dengeleri değiştiriyor. Bu dışkılama sırasındaki sorun. Ama daha da ötesi çok ciddi bir sorundur kabızlık. Bağırsaklarımızda dışkı durduğu zaman oradaki mikrobiyota da daha da değişiyor. Zararlı mikroorganizmalar daha da artıyor. Bu sefer bunlar bunların katlanarak gidiyor. Yani. Tabii katlanarak gidiyor ve kronikleşebiliyor çocuklarda da ki psikolojik korkuttuğu için daha da kötü oluyor. Ve kanımıza geçen toksinler birçok başka hastalığa da zemin hazırlıyor. Peki hamileler bağırsak terapisinden faydalanabiliyorlar mı bu bahsettiğiniz? Hamileler doğal gıdalarla beslenmesi lazım. Hamileler için yani hani sentetik ilaçlar veya moleküller çok tavsiye edilmiyor. Doğru değil. Hamilelik öncesinde benim tavsiyem hani işlenmiş prebiyotiklerin kullanılması. Hamilelik sırasında doğal gıdalar. Daha doğal gıdalarla beslenmek. Eğer yani ki mecbur hamilelik planı yapıyorsa bağırsak terapisi öncesinde yapmasını diyorsun. Muhakkak şart olduğunu düşünüyorum.
Hatta demin de söyledik, otizmle de ilişkisi var. Hı hı. Mesela annenin bağırsak florasının daha sonra doğan çocuğun otizmle etkisi üzerinde çok ciddi bilimsel çalışmalar var. O yüzden hamilelikten önce mutlaka bir bağırsak terapisini yapmasın, zararlarını atıp faydalı mikroorganizmanın arttırılmasını sağlamak lazım. Şimdi bu pandemi süreciyle birlikte bağışıklık sistemimizin ne kadar önemli olduğunu da anladık biz aslında. Bağırsaklar bağışıklık sistemiyle birebir alakalı değil mi? Çok alakalı, çünkü zaten bağırsaklardaki sorun, zararlı mikroorganizmaların sorunu bağışıklık sistemi dengeden çıkartıyor. Hı. Bağışıklık sistemimizin bir sürü elemanları vardır. Yani silahları vardır, bir ordudur. Nasıl bizim ordumuzun birçok çeşit silahı var, bağışıklık sistemimizde birçok çeşit silahı var. Hı. Ve bağışıklık sistemi ordu olarak kendisini o an en büyük tehdit neyse ona göre silah dağılımını yapıyor. Hı hı. O anki en büyük tehdit eğer ki bağırsaklardaki toksinse, bağışıklık sistemimiz elindeki silahlarını ona göre hazırlayıp ve sürekli bir saldırı halinde oluyor bu toksinlere. Bu sefer asli görevi olan işte virüstür, bakteridir, mikroorganizmaları bunlara saldırmakta o an gücünü daha... Gücünü başka yerde kullanıyor. Tabii yani. O an daha hazırlıksız oluyor. Yani onlara sonradan bir virüs geldi ya da bakteri geldiği zaman onlara karşı hazırlanması bir süreç daha uzun süre alabiliyor. Ki bazı çok ciddi hastalıklarda bu bağışıklık sistemi hazırlanamadan ölüm bile olabiliyor. Ölüm o yüzden bağırsaklarımız çok önemli. Aynı zamanda birçok uluslararası yayında şunu göstermiştir. Bağırsak hücrelerimiz, bağırsaklardaki epitel hücrelerimiz kanımıza bazı antijenler sunup bağışıklık sistemini eğittiği de gözlemlenmiş. Hmm. Yani bağırsaklarda sağlıklı bir flora olduğu zaman oradaki epitel hücrelerin de sağlıklı olmuş oluyor. Oradaki mikroorganizmalar da sağlıklı antijenler de sunabiliyor epitellerde. Bağışıklık sistemimizi bu bağırsaklarımızdaki sağlıklı flora eğitmiş oluyor. Hmm. Ve bağışıklık sistemimizin birçok birimi, yani aşağı yukarı ordusunun %60 kadar birimi bağırsaklarda bulunur. Yani peki neler yapabiliriz bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için? İşte prebiyotik desteği, şimdi, bağırsak terapisinden prebiyotik desteği, bir de bağışıklık sistemini dengeden çıkaracak herkese özel bir gıda vardır. Herkesin belli bir bağışıklık alerjileri vardır. Mesela kimisinin işte kahve alerjisi vardır. Kimisinin benim glutene, mesela glutene var. Onu soracaktım evet, şimdi. Kimisinin glutene alerjisi vardır ki gluten alerjisi çok yaygındır. Yani o benim bağışıklığımı mı düşürüyor gluten? Bağışıklığımızı dengeden çıkartıyor. Şimdi gluten bir proteindir. Ama herkeste değil tabii ki, yani bu bazı kişilerde var. Gluten yediğimiz zaman kısmi parçalanan bu protein yapıları kanımıza geldiği zaman bağışıklık sistemi buna saldırabiliyor bazı insanlarda. Sadece buna saldırmıyor, bağırsak yüzeyine de saldırıyor. Bağırsaklara da hasar veriyor. Böylece hem bağırsak dışkılama sorunları hem de bağışıklık sistemimizin aşırı bir tepkisinden dolayı birçok rahatsızlık oluşuyor. Ama dediğim gibi hani kimisinin glutene vardır, kimisinin süt ürünlerine vardır, kimisinin gıda katkı maddelerine vardır. O kişiden kişiye değişir. Benim glutene var mesela, inek sütü nereden, ne yapacağım ben? Yani glutenin bulunduğu bütün gıdalardan uzak durmanız lazım. Uzak durmam gerekiyor. Yine bağırsak terapisi de benim için doğru bir şey mi? İşte bağırsak terapisi dediğimiz şey zaten hem prebiyotik takviyelerle faydalar arttırmak hem de hayatınızdan zararlı, yani alerjen daha doğrusu, size alerjen gıdaları tespit edip uzak durmanız. Hı. Bu ikisinin birlikte olduğu çok daha, yani bu ikisi birlikte olunca çok daha güçlü bir terapi olmuş oluyor. Peki emzirme dönemindeki anneler için verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Şimdi emzirme döneminde de tıpkı hamilelikteki gibi güçlü bir bağırsak florası olması gerekir. Çünkü bağışıklık sistemimiz sütün içerisinde de bağışıklık elemanları vardır. Bağışıklık elemanları oluşurken saldırıcı elemanlar da var. Eğer ki bağırsaklarımıza zararlı bir flora varsa bu sütün içerisinde de yani bu bağışıklık elemanları sızarak bebeğe zarar verici boyutlara getirebiliyor. Hmm. O yüzden annenin emzirme döneminde doğal beslenmesi, işte katkı maddelerinden uzak durması, mümkünse altını çiziyorum mümkünse antibiyotikten uzak durması, ama mecbursa tabii ki yapacak. Tabii. Ve lifli gıdalar, probiyotikli içeren doğal gıdalarla beslenmesi çok önemli. Biz iyi dayanmışız. Bizim zamanımızda antibiyotikler, ben dünyanın en çok hasta olan çocuklarından biriydim. Hep antibiyotik de yiyorlardı. İşte antibiyotikler bağırsaklarımızda iyi kötü ayırt etmeden bakterilerin tamamını yakını öldürür. Sonra bir daha gıda yiyoruz. Tabii ki bir daha çoğalıyor mikroorganizmalar. Çoğaldığı zaman zararlar daha fazla olabiliyor. Bazen faydalar fazla olabiliyor ama zararlar fazla olursa eğer, denge zararlar lehine değişirse o zaman sorunlar başlıyor. O yüzden antibiyotik kullanımı ne kadar önemli yani, ve doktor kontrolünde, olması lazım. Mecbur kalındığı durumlarda olması evet, gerek diye mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Peki otizmde bağırsak terapisinden nasıl faydalanıyorsunuz? Şimdi otizmli çocuklarda özellikle kabız olan otizmlerde bizim çalışmalarımız yoğunlaşmış durumda.
Kabız olmayanlarda da henüz elimize sonuç almadık. Yani o yüzden onun için kesin konuşamıyorum ama kabızda çok güzel sonuçlar aldık. Mesela çocukların annesine, yani kim şimdi şöyle söyleyeyim, kimisi sürekli bağırır, iştah duygusunu bilmez, işte uyku sorunları olur. Hep bunlarda güzel ilerlemeler, yani güzel gelişmeler sağladık. İşte odaklanma sorunu, yani bunlarda güzel sonuçlar aldık. Ama kabız olan otizmlerde bunları yaptık. Bağırsak florasını düzelttiğiniz zaman zaten vücut kendi kendini düzeltiyor. Hı hı. Şimdi beynimizde, sinir hücrelerimizde miyelin dediğimiz bir tabaka vardır. İzolasyon sağlar. Bu tabaka zarar gördüğü zaman vücut bunu tamir edebiliyor. Hı hı. Ama sinir hücresinin kendisi zarar görürse tamir edemiyor. O yüzden yani bağırsaklarınızda, yani bağışıklık sistemimizin buralara saldırmasını önleyecek önlemler aldığınız zaman, hı-hı, bir miktar yani iyileşmeler sağlanabiliyor. Sağlanıyor. Yani kabızlık şikayeti olan otizmli çocuklarda biz onlara odaklandık daha çok. Gerçekten şikayetleriyle ilgili umut verici değişimler yaşanıyor. Çok güzel gelişmeler. İşte algıda açılmadır, işte annesine sokulmayan çocuğun sokulmaya başlaması, hı-hı, işte sürekli bağıran, huysuzlanan, koşturan çocuğun daha uysal olması, hı-hı, çok güzel sonuçlar aldık. Ama kabız olanlara denek. Hocam çok 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 güzel bir konu konuştuk gerçekten. Teşekkür eminim birçok seyircimiz hani bu kadar konuya hakim değildi. Belki hiçbir bilgileri yoktu. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim sizlere de. Özge ile Kahve Bahane'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın saat 17'de yine sizleri TV 100 ekranlarında bekliyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sundu.